Ay seni çok özledim benim. Anne. Çocuklar hani uyumak istemiyordu. Ben de çizgi film açmıştım çocuklara. Yani saatin kaç olduğunu bilmiyordum yani. Bilmiyorum. Sallantıyla uyandı. Çok kötüydü yani. Oğlumu dışarıya çıkardım. Komşular aldılar, indirdiler. Meleği almaya geçiyordum. Olmadı, geçemedim işte yani. Çok tuhaf bir şeydi. Bir ses geldi. Yani... Kızıma gitmeye çalışıyorum, ayakta duramıyorum, yürüyemiyorum. Melek içeride yatıyor. Yetişemedim ben kızıma. Sonra bir şey oldu. Yere merdiven boşluğuna mı düştük, bir yere düştük. Kızım içeride kaldı, ona yetişemedim. Üstümde merdiven demirleri vardı bacaklarımın üstünde. Sırtımda merdivenler vardı. Taşlar vardı üstümüzde. Bizi çıkardıklarında zaten bizim bina, biz birinci katta oturuyorduk, böyle nasıl diyeyim, çok kötüydü. Bizim koltuklar dışarıya fırlamış. Ben onu gördüğüm zaman zaten Melek öldü dedim, benim kızım öldü. Hep şeyi düşündüm hastanedeyken. Acaba Melek yaşıyor mu? Bana sesleniyor mu? Anne karanlıkta kaldım, gel. Beni kurtar diyor mu? Demiş zaten, çok seslenmiş bana. Çünkü biz hiç ayrı kalmadık kızımla. Biz hiç ayrılmadık. Ben yani uyuyamıyordum. Sürekli Melek'i sayıklıyordum. Sanki kollarımda gibiydi böyle. Kollarımı kokluyordum. Melek çünkü benim hep kolumda yatar. Birini sağıma alıyordum, ben birini soluma alırdım. Soluma alıyordum, öyle yatıyordum. Bir de ayrı kaldık bu kadar. Çok kötü, nefes alamıyordum. Bütün yani benim de ağrılarım vardı ama kızımı gördükten sonra hepsi geçti. İlacım benim çocuklarım. Onların sayesinde ben hayattayım. Önce Allah, sonra çocuklarım. Benim, onlar her şeyi.